Merhaba, Okan Uzun ben. 1972 İstanbul doğumluyum. Aslan Trabzonluyum. 25 yıldır inşaat sektöründeyim. İç mimarlık ve inşaat bölümünden mezunum. Simpaş'la tanışmamız Bosporus'taki proje vasıtasıyla tanıştık. Oradaki bir pazarlamacı arkadaşımızın bize burayı güzel methetmesinin vasıtasıyla biz orada gittik, yatırımımızı yaptık. Halkalı'da böyle bir proje olacağını biz aslında hayal etmedik. Sonrasında projenin detayına falan baktıkça projenin daha güzel, daha detaylı ve güzel bir proje olacağını, Halkalı'ya çok değer katacağını öngördük. Tabii o proje sonradan gördüğümüz kadarıyla proje büyüdü, daha da büyüdü. Etrafında konutlar daha da çoğaldı ve oraya çok güzel okullar falan da geldi tabii. Kalite artınca o kaliteli okullar da geldi ve orada biz yatırımlarımızı sürdürdük. O belli bir zaman sonra da o yatırımı başka yerlere kaydırdık. İşte burası gibi, Sipaş Queen gibi projeye kaydırdık ve projenin de daha inşaat halindeyken geldik. Kalitesini baktık, tecrübelendik. Ondan sonra burada da bir yatırımımız oldu. Sipaş Queen'deki yatırımımızı kaydırmamız sebebimiz de şehrin merkezinde bu kadar yüksek katlı bir gökdelende sosyal tesisi olan ve manzarası olan şehrin merkezinde güzel konumda bir yer olmasıydı. Bundan dolayı ben bekar olduğum için ben direkt küçük daire tercih ettim. İşte gelir burada hem sporumu hem yürüyüşümü hem işte sosyal aktivitelerimi hem de şehrin merkezinde olduğu için daha yakın giderim ederim diye ben burayı seçtim. Simpaş'ın 50 yıllık bir tecrübesi olması bize ayrı bir güven kazandırdı. İnşaatlık kalitesi ve biz de inşaatçı olduğumuz için bu işlere gelip bakıyoruz, ediyoruz ve görüyoruz. Ve inşaat halindeyken biz çok zaman geldik gittik buraya babamla birlikte. Aynı zamanda en büyük avantajı Simpaş'ın bizi bankayla falan muhatap etmeden kendi kredi imkanlarıyla bize ev sahibi yaptı. Ve bu çok büyük avantaj oldu bizim için. Onun için 50 yıllık bir inşaat şirketinin güvencesiyle ev almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Simpaş deyince aklıma gelen 3 şeyden bir tanesi güven, ikincisi beceri, üçüncüsü de huzur.